Evet, herkese merhaba. Hoş geldiniz. Nurten ve Ufuk'un hayatını oraya koy aşkım. Orada oturup saracağım. Ben ne yapıyorum? Dün turşu koymak için lahana. Aslında sarmalık diye aldım. Ondan sonra baktım güzel, dedim ki üst tarafını alırım, alt tarafıyla da sarma yaparım dedim. Ama çok büyük aldım. Şöyle Lahana sarması mı yapacağım? O Evet. acılığında. Evet. Anne güzel Yes! yapıyor mu? Evet. Evet. Ben de tabii ki ne yaptım? Bir tane yaptım. Üçgen üçgen ben kesiyorum. Kestikten sonra bakın bu şekilde direkt hemen şimdi saracağım. Ben kahvaltımı yapana kadar bu kendi kendine soğur. Ben soğuk suya koymuyorum. Öyle söyleyeyim. Burada da içimi hazırladım. Az bir şey suyunu döktüm. Şimdi birer taşım kaynadıktan sonra kaynıyor zaten. Altını kapatacağım. Kendi kendine şey olsun. Beklesin pirinç. Kavurarak yaptım. Bol soğan, pirinç falan. Zaten biliyorsunuz benim iç harçlarımı gösteriyorum ben. Bakarsanız öteki videolarımda görürsünüz. Bu şekilde işte ben lahanamı şimdi çıkartacağım. Göstereyim size. Böyle. Biraz da sarar atarım dolaba. Zaten biz hemen yiyoruz. Yani bekletmiyoruz. Öyle söyleyeyim. Biraz da içim artarsa üzüm yaprağı sararım. Böyle canlar. Ben bunu yapayım. Sararken görüşürüz. Ben ilk önce bir kahvaltımı falan yapacağım. Evlerim tamam. Tertemiz evlerim. Çocuklar kahvaltı yaptı. Tepsilerimin hepsini geçen gün erişteden sonra yıkadık. Yani biz ona telledik yani. Annem yaptı. Şimdi 2 dakika kahvaltımı yapayım. 2 dakika derken ben Anne, gene bir epey yaparım. Efendim. toprağa tarlamamı Tamam. göster. Hadi aşkım. Birazdan görüşürüz. Annem. Hadi aşkım. Tamam. Sen içeride o ses yapma ama. Bak ablan şey yapıyor. Derslerini yap aşkım hadi. Yani derslerin bitti de bence İngilizceye de yazsan mı aşkım? Neyse ben burada böyle konuşursam. Evet beraber sarma saralım değil mi? Böyle videomu açtım, ayarladım. İnşallah görürsünüz. Biraz da konuşuruz. Biraz da dertleşiriz. Nasılsınız, iyisiniz? Bakalım. Ben lahana sarması yapacağım. Size şöyle bir içi göstermek istiyorum. Harika, muhteşem. Her çeşitte yapıyorum ben içimi. Yani nasıl diyeyim size? Valla her çeşit yapıyorum. Her zaman farklı farklı şekilde yapıyorum yani. İsterseniz şöyle bir size şeyimizi koyalım, içimizi koyalım. Böyle bir de şey yapacağım. Suda patates koyacağım, marulum var. Patates salatası yapacağım ben. Biraz da üzüm saracağım. Bu şekilde. Ya iyi oluyor biliyor musunuz? Biliyorsunuz. Artık alıştım ben hastanelerde olduğum için. Hep ameliyat durumum var benim. Hemen geliyorum mesela. Çocuklarım istiyor benim. Turşu koyacaktım. Dedim ki ne yapayım? En iyisi biraz daha içimiz var. Şöyle canlar ben buraya içi koyayım. Hemen göstereceğim ama benim burayı bir silmem lazım. Arkamı döndüm, kusuruma bakmayın. Şöyle bir dursun. Şurada da yıkadım üzüm yapraklarını. Üzüm yaprağını da saracağım. Suda patates. Şöyle suda patatesimiz biraz çamurlu patatesler. Dedim biraz suda dursunlar. Ondan sonra böyle canlarım böyle. Ufuk gelene kadar saracağım. Şu şekilde. Sonra çarşıya gideceğim. Toz şekerim falan az kalmış. Şeker tozu mu diyorsunuz? Şeker bakar mısınız? Çamuru görüyor musunuz? Ama patates çok güzel bu arada onu söyleyeyim. Şöyle. Sarı patates ama ya aslında çok ucuzdu. 6 TL miydi neydi? Ben yine de az aldım ya. Bir çuval alacaktım ama sonra vazgeçtim. Bir şey olur. Çürür, bir şey olur. Şöyle. Bunu da koyalım aygaza. Bu haşlansın. Marulum falan var. Maydanozum falan. Güzel bir patates salatası yapacağım. Şöyle. Şu şekilde. Elimi sileyim. Ondan sonra 11, 11'den sonra 11. Şöyle ben tuz döküyorum patatese. Şöyle ben aygaza koyayım. Bu aygazda kaynarken patatesimiz haşlanırken
Şöyle altını az bir kısalım. Heh, yeter. Beraber. Beraber, hep beraber, beraber. Evet, ne yapıyoruz? Devam ke. Devam ke. Canlar, ben saracağım. Tamam mı? Ben saracağım. Siz de bana bakacaksınız. Siz hep öyle zaten. Ne yardıma gelirsiniz ne bir şeye. Hiç ben sizi anlamış değilim daha. Gerçekten anlamış değilim. Olmuyor ama böyle. Gerçekten olmuyor. Lütfen. Bir de şey yapacağım bugün ben. Eğer yetiştirebilirsem şey yapacağım. Neydi kız? Ben ne yaptım? 11. 10 demedim ama. Şey yapacağım. Mozaik pasta yapıp dolaba atacağım. Yallah. Ya bakalım. Hello yavrum. Ne güzel, ne güzel. Şöyle şurada kızartma tabağımı oraya koydum. Altında şey var. Şöyle, ay çok güzel olmuş. Suyu atmaz bu arada. Altta tepsi var. Bakar mısınız? Üçgen üçgen kestim. O kadar güzel oldular ki. Çok güzel oldu. Şimdi ben bunları böyle büyük büyük şöyle alacağım. Tabii ben yaklaştıracağım. Beraber saracağız. Beraber. Siz bu videoları neyini beğenmiyorsunuz? Şu benim tuşuna neden atmıyorsunuz? Aşk olsun. Bak. Aşk olsun. Bir şey demiyorum size. Hiçbir şey demiyorum. Lütfen. Beni seviyorsanız lütfen diyorum. Beni seviyorsanız atın. Beğenilerinizi atın. Ne var yani? Ne var? Lütfen bak. Demekten yoruldum. Beğeni atın. Ondan sonra etrafınıza söyleyin. Abone olsunlar. Ondan sonra 11. Biliyor musunuz? Size yakında sürprizim var ve çok güzel videolar bizi bekliyor. Bu arada ben sarmayı çok kalın kalın falan sevmiyorum. Bunda bile ben çok güzel sarma sarıyorum. Yani ben bilmiyorum. Ben biraz şekle ve şeye çok önem veriyorum. Onu öyle söyleyeyim yani. Şöyle alacağız. Çok güzel videolar çekeceğiz. Hiçbir yerde olmayan videolar. Görün bak, bekleyin beni. Bakar mısınız? Çok güzeller. Çok güzeller. Oğlum istedi. Efendim oğluşum. Bakın. Aşkım. Üst kata bassana aşkım be. Evet. İçim çok güzel oldu. Yok yok içinde. Yok yok derken ne demek istiyorsun Nurten diyeceksiniz. Ay çok güzel oldu. Bakar mısınız? Bakın. Çok güzel. Birazını atarım dolaba, az bir şey. Enes istediğinde. Turşuluğum da var. Bakar mısınız? Böyle büyük büyük kestim. Çok büyük bir lahanaydı. İnanır mısınız? Bu tepsiden az bir şey küçüktü. Bu tepsiyi düşün. Şöyleydi. Şöyle. 80 TL verdim ben. Dedim ya, ben esnaf olduğum için normalde 80 TL değildi. Daha fazlaydı o. 80 TL verdim ben. Sağ olsun abi hiç almıyordu da. Ben 80 TL verdim. Ondan sonra 11. Pirinç içinde şişecek. Bir büyük bidonda şey çıkar, turşum çıkar. Şöyle saralım. Tırnaklarımız kesik olsun, temiz olsun. Şunu da şöyle içine koyalım. Öyle. Ben bilmiyorum, şekle çok önem veriyorum. Bu arada üzüm yaprağımı keşke üzümlüyken toplamıyordum. Hani karttır diye. Ama inanır mısınız, üzüm yaprağımı koymuştum, hatırlıyor musunuz? Ama az koymuştum. Ama bu sene çok, hem sipariş olarak, ama bu sefer tabii dedim ya, başka bir sürprizim var. Daha başka bir yere şey yapılacak. Çok değişik bir şeyler yapıyorum. Yapıyorum dersem yaparım. Anne, bir tane sarma var. Ama şey, içi tam pişmemiş. Miden ağrımaz mı aşkım benim? Yok. Sadece şöyle içine koyayım. Sana sarayım bir tane. Gel herkese merhaba de bakalım. Oğlumun saçını yaptı dayısı. Merhaba. Bu da kurbanlar şuna. Biliyor musunuz? Maşallah maşallah. Kaşı kaşı kendini kaşı. Kaşı kaşı böyle buranın bir kaşı. Kaşı. Kendini kaşı oğlum. Beni değil. Kendini şuranı kaşı. Oğlum Türkiye genelinde sınıf birincisi oldu. Değil mi oğlum? Sınava soktu öğretmen. Ya bakın bu da küçük. Bir öpücü yalar ha. Anası anası kurban olsun. Kurban olsun. Kurban ey. Kurban ey. Güzel mi? Ye bakalım. Bu arada bu içi kıymalı. Onu da söyleyeyim size. Öyle Allah. Ha. Çok değişik pro. Ay biliyor musunuz ne yapmayı düşünüyorum? Söyleyeyim mi? Az bir şey söyleyeyim.
Bir yer var. Bir yer olduktan sonra Allah nasip ederse olursa çiftliği kuruyoruz. Ondan sonra orada herkes gelecek, koyunları görecek. Ondan sonra orada gelecekler. Ben sigara böreği falan yapacağım, çay falan yapacağım. İnsanlar gelecek, hem oturacak, hem çaylarını içecek, hem sohbetlerini edecek. Orada ondan sonra koyunları, kuzuları, ördekleri derenin içerisine koyacağım. Çok değişik bir projem var. Allah nasip ederse şu o arada evim yapılınca ameliyatımı da olacağım. Allah nasip ederse bilmiyorum. Ondan sonra da 11 güzel güzel şeyler var. Nurten yaptı mı yapar. Değil mi aşkım? Anne. Efendim. Benim çubuğum nerede? Senin çubuğun nerede? Salona koydum. Bütün ıbır zıbırları salona koydum. Çünkü burası yetmedi aşkım. Bir gözele vuruldum, dedim ona değme değme. Bir gözele vuruldum, dedim ona değme değme. Hasretinden yoruldum, yandı canım yara değme. Hasretinden yoruldum, yandı canım yara değme. Değme değme değme, dedim ona değme değme. İşte ben bu huyumu hiç sevmiyorum. İllaha gozer olacak. İllaha gozer yapacağım. Evet. Balkon cevizle dolu. Onu karıştırıyorum. Çok cevizim var. Çok cevizim, fındıklarım gelmeye başladı sağ olsunlar. Bu arada kendimin de fındığım var artık. Söyleyeceğim. Hepsini söyleyeceğim size. Yavaş yavaş. Her şey yavaş yavaş inşallah. Söyleyeceğim hepsini. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Benim olan her şey sizin de. Bir gözele vuruldum, dedim ona değme değme. Anne, ben dayımın yanına çıkayım. Bunun isterseniz, Enes ben görünüyor muyum aşkım? Evet. Bunun isterseniz altına ben belki eti kızartıp da döşeyebilirim. Büyük yani... Şey, kırmızı etten de, kemiklerinden de koyabilirsiniz. Aslında bunun altına gaz eti çok güzel olur. Çok güzel. Garson gaz eti. Bu arada yufkamı da yapacağım. Yarın dışarıda yufkamı yapacağım. Sacım falan var benim. Şöyle bir inşallah temiz çıkar, ameliyatımı da olurum da parça sonuç. Ondan sonra şey aslında güzel de bazı kırıkları ben koydum. Şöyle. Hep böyle biliyor musunuz normalde? Heh. Ondan sonra yufkamı yapacağım. Şey yufka. Hem yemeklik yufka. Yani dışarıdan lavaş almaya gerek yok. Çiğ köftedir. Evde dürüm yapmak için. Hem de şey canlar. Ben dışarı çıkıyorum. Yok şey değil. Tamam aşkım dökme. O ne aldı? Kapağı kapatabildin mi? Getir göster ablalarına koyduğum turşuyu. O kadar güzel tadı ki bir de büyük. Büyük. Onlar normalde küçük. Niye büyüdü onlar? Niçin büyümedi onlar bakalım? İki büyük şey. Ben onları çekmedim size. Çünkü biliyorsunuz dedim ya ben işten geldikten sonra yapıyorum bunları. Mesela pazardan alıyorum biliyorsunuz. Benim cumartesi pazarım var. Pazardan alıyorum geliyorum. Ondan sonra sabahsına mesela yapıyorum ediyorum. Tekrar işime gidip geldiğim zaman... Akşamdan hemen ufukla yapıyoruz. Tabii üstümüz başımız müsait olmuyor ya da işte yorgun oluyoruz falan gibi. Ama iki şey doldurdum. Yani yapıyorum. Mesela çok güzel domates şişelerim, domatesler doldurdum. Ya çok güzeller, çok güzel. Ben severek yaparım her şeyi. Her şeyi severek yaparım. Temiz ve çok da güzel yaparım. Herkesin yaptığı sarmayı falan yemem. Böyle söyleyeyim. Şuradan alacağım. Diyeceksin bunu ne yapacağız? Şimdi ben bunu böyle yapacağım ya. Bakın canlar ben nasıl yapıyorum biliyor musunuz? Altı kızlar. Altı kızlarım var benim. Ondan sonra 11. 11'den sonra 11. Enes benim aklıma. Şimdi şöyle şurada küçük başlarını kestim ya. Canlar hemen şunu da şunu alıp yanına koyuyorum. Bununla bunu birleştiriyorum. Hemen gösterebilirim. Görünüyor mu bilmiyorum. Yakında.
şöyle. Zaten siz biliyorsunuz. Sadece günlük yaptıklarımı falan çekiyorum. Sizleri de yemeğe bekliyorum. Nurten bacım gelecek inşallah. Laflıya geldi mi Almanya'da? Gelecek inşallah. İlla diyor ne istiyorsun? Hiçbir şey canım bacım. Sen gel yeter. Hiçbir şey istemiyorum. Cansın can. Allah senden razı olsun. Hepinizden razı olsun. Allah'ım gönlünüze göre versin. Çok güzel. Ben buna kaç güne sararım. Ben buna kaç güne sararım. Özüme hep böyle iş kardarım. Bilmem kader mi denir dağ. Bilmem gam mıdır. Ağlama gözlerim. Ah senden sandım. Aktı gözyaşlarım. Ah yüreğime vurandır. Ağlama gözlerim. Ah cigerime vurandır. Benim kramda söylemişler. Ondan sonra arkasında da şey söylemişler. Kınayı getir anneni, kınayı getir anneni, parmağın batır anneni, parmağın batır anneni. Bir gece misafirem, son gece mi? Misafirem, yanında yatır anne, boynunda yatır anne. Ana beni al eylene, al beni nene, şal eylene. Bir gece konağım, tut şerekene, lameyne. Kınalarda bu arada söylememi isteyenler oluyor. Birkaç kınada söyledim. O da kadınlar arasında olanlarda söyledim ya. Yoksa söylemiyorum. Öyle işte. Bakın atışımızıydı. Kız Kadir İzin diye katılacağım kız. Durun bakalım. Altınlarımın hepsini dokup dokup Kadir Ezil'e götüreceğim. Durun canlar. Ne oldu ne etti bilmiyorum. Ama şöyle size göstermek istiyorum. Görünüyor mu bilmiyorum. Bakayım. Kız karanlık mı çekiyor yoksa? Vallahi olur mu olur ya. Bakayım dur. Ben bir bakayım karanlık mı değil mi? Ona göre size göre. Size doğru bir şey yapacağım. Canlar bu kaynıyor. Ben bunu küçük kısık ateşe koyacağım. Dur bakacağım ya. Dayrarım, dayrarım. Kız Nurten sen bizi niye karanlığa koyuverdin diyorsunuz değil mi? Dersiniz. Ben biliyorum sizi dersiniz. Eze mezeden olan, bıyık bezeden olan. Babam sana kız vermez, git para kazan olan. İğnen deliğimde bana göz eden olan. Değil mi? Görünüyor muyum? Bilmiyorum. Ay şalvar. Bu arada 100 TL'ye bir şalvarlar vardı. Bir şalvarlar vardı. Ama bacağı kısaydı. Kız bacağımı sinek minek yer. Ne gerek var? Bir görseydiniz çok güzellerdi. Size bir ara pazarı şey yapacağım. 50 TL'den çok güzel penyeler aldım. Birazdan zaten ben bu çekimi yaptıktan sonra bir canlı açacağım. Orada göstereceğim aldığım 50 TL'den penyeleri. Ondan sonra 100 TL'den takım pijama takımlarımı. 35 TL'den terlikleri. 100 liraya şalvarlar vardı da bilmiyorum ya. Şunları Enes'e yapayım gitsin. Enes balam yesin. Şu dursun şunları büyüte büyüte yaparım. Çok büyük olur ya. Şurasını alayım. Heh.
Adına dağlara yazdım. Aslı banyo oluyor. Bolu camlara dağlazdım. Kışın havalar çok sıcak biliyorsunuz değil mi? Bir ara bir yağmur, bir yağmur, bir yağmur. Karseri işte annem yaptı. Ben de yapacağım. Ben fazla yapmayacağım. 5 kilo falan yaparım. Zaten ben Kadir Ezil diye bakayım ameliyat durumum ne olacak? Ameliyat olacağım mı olmayacağım? Benim miyom var bende. Ondan sonra o miyom bende karnımda çok büyük. Karnım büyük. Karnım çok büyük yani böyle. Büyütüyor yani. Karnımı büyütüyor. Şişiriyor. Onun alınması lazım. Onun alınması için başka işlemler var. Ondan sonra eğer o temiz gelip doktor burada alırsa, ameliyatım olursa bu sene de gidemeyeceğim. Geçen sene gidecektim. Vallahi ben doğal şeyler yapacağım. Doğal, normal Kars'a özgü yapacağım. Ereğli'ye özgü sarma falan yapacağım ben. Tabii sizlere haber vereceğim ben. Ondan sonra hepinize haber vereceğim ben inşallah. Çekim yapacağım. Belki de Allah nasip ederse çiftliğimi kurduğumda Kadir Ezizli'yi ben kendi çiftliğime çağıracağım. Dışarıda, her şeyimi dışarıda yapacağım ben. Ben öyle ecikti bücüktü böyle işte havuç salatasıymış ıvır zıvır öyle şeyler yapmayacağım. Normalde böyle yapacağım, böyle. Her şeyi böyle yapacağım. Böyle bu şekil olacak. Şalvar falan giyeceğim ben. Normal hayat. Genel aile kıyafetlerle gidiyormuşum. Giderim. Ben buyum. Hep böyle izliyorsunuz. Gidem de bir sarap bir yer fazla koymayak. Bugün gene şey alacağım. 2 tanem 3 tanem ne yağım kalmış 5'er kiloluk. Tam bilmiyorum. Ben biraz kiri çıkayımdır. Vardır benim oralarda. Gene şey yapacağım. Gidip biraz daha yağımı alacağım. Sizin haberiniz olsun. Her şeye zam gelecek. İnşaat şeylerine her şeye zam gelecek. Her şeye. Ondan sonra bu arada cevizin kilosu 250 TL'ydi burada. Ben satmayı bilmiyorum, düşünmüyorum ama çok cevizim var. Çok fındığım var gene. Sağ olsunlar. Kırıp kırıp yiyeceğim. Kırıp kırıp yiyeceğim. Sizler de gelin beraber yiyelim. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Biraz da tuzla haşlamışım ben bu lahanayı. Çok güzel oldu. Şu künyemi kaybettim zannetmiştim. Bunu çok seviyorum. Zinciriyle takım bu. Ben zincir taktığım zaman boğazıma içim sıkılıyor. Ama zincirlerim var. Setim falan da var ama sıkılıyorum ben. Ondan sonra çocuklarıma vereceğim dediğim gibi. Set satılmaz. Set çok ucuzuna gidiyor. Bunu buldum biliyor musunuz? Bunu ya öyle bir yerden buldum ki çeyizimin içinden buldum. Ne işi varsa orada. Düşmüştür kolumdan. Bunun boncuğunu da böyle hediye vermişler. Bunu buldum çok mutluyum. Çok mutluyum bunu bulduğuma. Ben diyorum ya ben saklarım. Her an her yerden benim böyle para mara çıkar. Vallahi ben koyarım hiç öyle. Bir de çok unutkanım ben biliyor musunuz? Unuturum ben. Her şeyi unuturum. Onun için bana bütün dedikodunuzu, bütün sırlarınızı verebilirsiniz. Yani benden unuturum ben. Söyleyemem kimseye. Bilmem yani. Burada bana anlatın. 2 dakika sonra sorun unutmuşumdur. Söyleyin bana. Söylemem kimseye. Dermiş. Aman dedikodum var artık. O eskidendi. Filancanın kızı filanca pehmence. Şimdi öyle değil. Herkesin kızı giyiniyor da, herkesin kızı geziyor da, herkese hiç gerek yok kimseye laf söylemeye, etmeye. Genç kızlarımıza, insanlara hiç gerek yok. Eskiden öyleydi ya. Ana! Çok ayıp, çok ayıp. Hiç gerek yok. Hiçbir şey demeyeceksiniz. Kimsenin ne çoluğuna, çocuğuna, hiçbir şeyine. Herkesin yaşantısı, herkesin hayatı kendine, herkesin namusu, şerefi kendine. Gerek yok öyle şeylere. Konuşmuyoruz. Bizi de ilgilendirmiyor. Seviyorum. Ben gençleri seviyorum. Çocukları seviyorum. Ben insanları seviyorum. Geçsin. Gençlerimiz geçsin de tossun da, yesinler de, içsinler de. Hiçbir şey olmaz. İstediklerini alsınlar da gençler. Yapamıyorlarsa destek olalım. Kimsenin hayatı bizi ilgilendirmiyor. Herkesin kendi hayatı kendine.
Şükürler olsun. Vallahi o kadar mutluyum. Ev işimde, gücümde çalışıyorum. Evime geliyorum eşimle birlikte. Ama o değil de o yalı çapkını var ya. Bak nereden nereye girdim. Yalı çapkını izledim. Bu karı kocanın bir odaları var. Böyle gidip de oturuyorlar. Konuşuyorlar. O ona diyor işte teşekkür ederim. Bilmiyorum ne hanım. Unuttum ne, neydi o kadının adı ya. Seviyorum ama o filmi. Ama biraz cıvıttı. Herkes birbirine aşık oluyor. Onu da anlamış değilim. Ondan sonra diyorum ki Allah'ım bizim niye öyle bir odamız yok? Gidip konuşalım. Teşekkür ederim bunu yaptığın için. Aslında bana çok lazım böyle bir oda. Hesap kitap işinde şey işinde. Bizim de şu arada oturuyorum ben. Hesap kitap işi yapıyorum. Alacağım, vereceğim, yapacağım. Böyle. Ondan sonra yiyoruz, içiyoruz. Bizim niye öyle bir hayatımız yok ya? O odaya gidiyorlar. Herkes orada konuşuyor. İki tane koltuk var orada. Benim de bu piknik kamp sandalyesi var. Ne konuşayım sizle başka? Ben buyum. Buradan Hacer Aydın ablam olsun, Huriye ablam olsun, Mesude ablam, canım ablam olsun. Allah hepinizden razı olsun. Emine küçük ablam var, Serpil ablam var. Ondan sonra dur hatırlayacağım. Hatırlayacağım hepinizi. Beni hiç yalnız bırakmıyorsunuz. Allah sizden razı olsun. Pervin ablam var. Melahat ablam var. Canım abla. Melahat ablam. Hey Melahat ablam. Hey gidiyor lan dünya. Kız bu olmadı. Boşuma gitmedi. Dur. Hey gidi garip dünya. Hey gidi hain dünya hey. Ah Melahat abla. Hey gidi cerrah başam. Melahat ablam. İçmem suyumdan içmem. İçmem suyumdan içmem oy. Bir daha ki seneye öbür ki yıllarda yolcu da gelir geçmem oy. Medine ablam seni seviyorum. Yaş akar gözüm sızlar ne kalır gerisinde herkesin bir derdi var. Almanyalı Nurten'im benim. Durur içerisinde hey gidi cerrah paşam oy. Herkesin bir sorunu var. Durur içerisinde hey gidi cerrah paşam oy. Selam olsun yurt dışına yabancı ülke. Canlar çok uzun olur gibi geldi ama bir iki tane de yaprak sarayım da demeyin ki sarmadı demeyin. Durun. Saracağım. Onu da yapacağım. Anacığım kız belim ağrıdı. Sizler için bak neler yapıyorum. Sizlerden ötürü. Kimden ötürü? Sizden ötürü. Bir daha ki seneye yolcu da gelir geçmem. Ah yolcu da gelir geçmem o. Yaşakar gözüm sızlar. Kalır gerisinde. Patatesim çok güzel kaynıyor. Anacığım böyle sıktım geldim. Bakın yapraklarım nasıl. Canlar canlar. Ay inşallah bundan o kadar çok. Bu sene o kadar çok satacağım ki. Bu sene sırf üzüm yaprağı, civciv, yumurta. Koyun biliyorsunuz koyun da artık satacağız. Adaklık madaklık aklınızda bulunsun. Kurbanlık aklınızda bulunsun. Oldu ki ben buradan kesip size videolarını atabilirim. Yaprağım harika. Bu sene hepinize yapıp göndereceğim. Hepinize. Çok sinirlendirdiniz beni. Hepinize öylecime göndereceğim sizin. Bakın. Hepinize göndereceğim. Hepinize. Çünkü bunların hepsi bizim. Böyle yapıyoruz. Şu şekilde yapıyoruz. Ben böyle yapıyorum. Ya bazıları araba geldi. Niçin? Evet. Şimdi ben hemen bir tencere çocuğuma. Ya bazıları böyle eline alıyor. Ya ne bileyim ben çok
Benim makinem de var biliyor musunuz bu arada? Ya pembe yok yok, pembe yok yok. Ama ne ya? Bak böyle alıyorlar, tamam şöyle koyuyorlar, tamam ben de biliyorum ama bana o biraz şey geliyor. Bu ne ya, kaç saate kaç dakikaya? Bu ne? Kadın şey Ereğli'den katılmıştı, gördünüz mü Kadirez? Bu ne ya? Bu ne gı? Ne gı? Hayatta yok yok yok. Bu arada bir ara iç köfte yaptım da çekemedim size ya. Onun da şeyini aldım böyle. Bastırdı bastır. Ayırma da yapabiliyorum da. O da güzel oldu. Uf, yoruldum. Neyse ben bu kadar yapayım. Hiçbir şey halimle size gösteririm canlarım benim. Şimdi canlı açacağım ben. Yeter mi? Yeter. İzlemezsiniz siz yoksa. Beğeni atarsınız. Yorumlar yazın. Hepinize teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Hepinizi çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. Bu benim kanalım değil, sizin kanalınız. Kusur işlemediğimi biliyorum ama yine de işlediysem kusura bakmayın. Hepinizden Allah razı olsun. Hepinize teşekkür ediyorum. Ne yapıyoruz? Etrafınıza da söyleyin ya. Vallahi sevdikleriniz varsa abone olun deyin. Bu kıza abone olun deyin. Günahtır, yazıktır, acıyın bana ne olursunuz dermişim. Evet, 3000 olalım. Biz 3000 de olsak 6000 olunca biz doymayız var ya. İşte insan böyle. Ama beni biliyorsunuz. Benim kimseyle şeyim olmaz. Yeter. Yeterince yeri yerinde. Böyle altın kızlar ve yeni gelenler ve veya aramızda katılanlar veya yeni gelenler işte neyse hepinize teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere diyeceğim ama sizi en son yaptığım şeyle kapanış yaparım, gösteririm pişmiş haliyle. Tamam mı canlarım? Ben bunu işte böyle tencereye dizeceğim. Ondan sonra dizdikte altına işte biraz koyarım bir iki tane. Tencereye dizerim. Dizdikten sonra üzerine dolma taşını koyarım. Dolma taşını koymadan önce tabii ki de sumak, böyle ondan sonra sumak koyarım, yağ dökerim, az bir şey salçalı su yaparım. Çünkü bu kıymalı, onu da söylüyorum, kıymalı, kıyma var, bunun içinde bol bol kıyma var, bol bol soğan var, bol bol pirinç var, bol bol bulgur var, bir de baharatlarımız var. Ne var? İçerisinde sumak var, ondan sonra yeni bahar var, domates var. Kendi yaptığım domatesler. Dur onu da göstereyim. Yalancı dersiniz bana sonra. Dermişsiniz dersiniz. Belli olmaz. Dur. Durun acele etmeyin. Bakın. Yaptım. Hem de kaç şişe yaptım. Çok yaptım. Böyle canlarım. Kendinize iyi bakın demiyorum. Çünkü birazdan bununla kapanış yapacağım ben. Hepinizi seviyorum. Allah razı olsun. 30 dakika olmuş. 1-2 dakikada fazla olsun. Sonucu görürsünüz. Evet, görüyorsunuz. En son kapanışı ufukla yapacağım. Canlı yaptığım için, o arada da dolmayı çoluğa çocuğa ona buna dağıttığım için son şöyle tabaklarımız hazırlandı. Ufuk tatlı getirdi. Kutladık. Arsalarımızı falan kutladık. Ondan sonra şöyle dolmalarımız pişti. Tabii yeşilleri çocuklar yedi. Bir de benim köy biberinden yaptıklarım vardı. Şöyle, bu da Ufuk Bey'in tabağı. Ufuk, ye bakalım. Ye bakalım aşkım. Tuz sepebilirsin. Tuzsuz olmuş. Su getirdim, ilacımı içeceğim. Aşkım sen üstünü çıkardın mı Ufuk sen? Evet. Pantolon falan. Ha. Dedim, ha doğru ya, değiştirmiş, kaprisini giymiş. Artık erkekler de kadınlar gibi kapri giyiniyor, kısa çorap giyiniyor. Evet. Enes ne diyor biliyor musun? Anne diyor, sen diyor dolma ustasısın diyor. Ufuk birer birer değil aşkım, yarım yarım. Bak bakalım bana. Yakışıklı kocam benim. La bu türküyü söyle, bu şarkı söyle söyle. Onlar da ayırdım ya ben karı kocayı. Kim ayırdı lan? Ne? Ayrıldı ya karı koca. Kim? Bak kocam diyorum. Dikkat et. Kuma muma diyordu. Sonunda üzerine getirdim. Böyle. Evet. Ufuk kapanış yapsana aşkım. Denetim kontrol yaptın. Aslı nasıldı annem benim? Ne? Dolmam olma. Çok güzel. Evet. Bir kapta da dolaba koydum. Kapattım. Buru bulaşığı yıkadım ve o kadar dolma sardım ki Ufuk'a sorar mısınız? Kap kap. Yani derin dondurucuya kaldırdım yukarıya. Böyle bir şey yok ya. Bir daha sarmam arkadaş. Sıkıldım. O neydi öyle? Makine sana dolayacağım aşkım.
Makinem var benim. Ay yok tamam. Daha tamam. Bir şey istemiyorum. Bir şey istemiyorum artık. Hadi canım benim. Kapanış yapalım. İşte böyle. Dolmamızı da böyle yaptık. Gösterdiğim gibi. Akşam ziyafetimizi biz çayımıza devam ediyoruz. Evet. Çok yoruldum ben. Herkesin eline, emeğine, yüreğine sağlık. Bizi izlediğiniz için, bizi yalnız bırakmadığınız için. Videoların altına beğeni tuşuna atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Destek vermeyi unutmayın. Yalvar aşkım. Acındır kendini. Diyorsun. Allah razı olsun şimdi. Emrah mıdırım bu adam? Emrah mı? Bak yap bakayım. Yerimez. Hadi Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Evet. Hadi. Hadi abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyoruz. Allah hepinizden razı olsun.